Mühendislerimizden Selene Jeans ya da Selene Jeans her neyse onu size tanıtacağım ve onu anlatacağım. Selene Jeans'i önce görmeden önce nerede o? Burada. Şimdi Selene Jeans bizden şunu istiyor. Todd T. Lester McQueen aktif olmadan bana ulaşamazsın diyor. O zaman Todd T. Blaster McQueen'e bakalım. Blaster, silah, ateş, lazer öyle bir şeydi. Multikanon ve fragmantion konons. Özellikle lazer silahlarına odaklı bir kişi. Bu vatandaşımız aktif hale gelip bize mesaj göndermesi için otomatik olarak olan bir işlemi var. Bu da 15 bond, yani avcılık yaptığımız zaman 15 tane vandeti vurduğumuz zaman şurada aynı şunun gibi otomatikman kilit açılacak şekilde bir ibare oluyor. Geçmiş zamanda bu şekilde bunun dolduğunu hatırlıyorum. Ve ardı sıra bu kazanmış olduğumuz bounty yani vandetlerden 100 bin kredi kendisi istiyor. Nasıl kendisi istiyor? Bulunduğu yere gideceğiz. Bu arkadaşın neredeydi bu? Şuraya Wolf 397'ye gidiyoruz. Buradan tarif edeceğim. Oraya gidip de göstermem için bir gerekçe yok. Şurası Tomb Camp'a gidiyoruz. Ama öncelikle 100 bin kredilik 100 bin kredilik Vandet yapmış olduğumuz, avcılık yapmış olduğumuz bu parayı normalde gidip kendisine veriyoruz. Verdiğimiz zaman yani Vandet avlayıp da kazandığımız bounty parasını gidiyoruz bu vatandaşa veriyoruz. O zaman aktif hale geliyor. Onu nasıl verdiğimizi hatırlıyorsunuzdur tabii ki. Şuradan kontakta Vandet olarak bulunan parası yazıyor. Kontakta legal işte Vandet Combat dediğimiz zaman burada çıkar. Nasıl normal bir istasyona gidip bu paranızı burada aktif edip veriyorsanız aynı şekilde o vatandaşa da neydi McQueen'di Queen yani Queen'e gidiyorsunuz. Orada onun ibare çıkıyor. Ver diyor. Sen de veriyorsun. O aktif olduktan sonra onunla ilgili McQueen'le ilgili işte multikanonunun da ilgili yani varsa multikanon yoksa da takacaksınız zaten takın. Ha, belli bir şekilde geçmiş zamanda bundan bakayım kaç tane 2 tane şey yapmışım grade 2 açız. Belki doğrudan açıldığı an mesaj geliyor olabilir. Bu bizim Selena Jones'tan. Ya da daha önce de ya, gerçi ondan sonra geliyordu tabi. Selena Jones'ta çünkü onu aktif etmediğiniz takdirde ben gelmem gibi bir şey söylüyor. Tabi bu Selena Jones asıl konumuz bu. Diğeri çünkü o kadar zor bir konu değil. Çünkü Selena Jones'ta armor var. Armor. Hull Reinforced. Bunlar bizim gemimizdeki savaş için gerekli olan iki ünite. Bu iki ünite zaten bakın 2 4 5 yapmışsın bakayım. Heavy duty reinforcement'leri yapmışım. Yani kalkan, hull kalkanı yapmışım. Peki bu Selene James kardeşimiz bizden ne istiyor? Otomatik olarak herhangi bir şeyden halkalardan asteroid kuşaklarındaki halkalarından yapmış olduğunuz işlemler yani ne herhangi bir işlem ne yapıyorsanız
Çoğunlukla metalik halkalardan mücevher. Bu ore mücevher anlamında bir kelime. Satıyorsunuz diyelim ki yaptınız, bir şeyler aldınız, bir ürün çıkarttınız. Ürünlerin değeri mücevher olarak mesela gold, silver, kobalt, paladyum, platinyum. Yani bunları rafinere edip o halkalardan parçalayıp rafinere edip herhangi bir yerde bir istasyonda sattığınız zaman istasyon dediğim şeyde işte Comedikes markete gelip burada sattığınız zaman mesela şuradan var her yani gösterebilirim. Metal evet. Şu görmüş olduğunuz metallerin hangisi olursa olsun satacağınız daha iyi anlatır. Şimdi metal onun istediğine göre mücevher anlamına geliyor. Bu metallerden hangisini halkalardan üretip rafinere edip buraya sattığınız ve 500 tona ulaştığınız zaman Selene Johnson, James'in Johnson Selene'nin şu ikincisiyle aktif hale geliyor ve sizden üçüncü bir eziyet haline gelecek olan bir şey istiyor. Bu da painite. 10 ünite of painite. Painite biraz bulunabilen bir yani herhangi bir markete gidip bulabileceğiniz ya da herhangi bir yerden yani trilyonunuz olsa şu oyunun içerisinde çok büyük hani amiral olsanız mesela ya da komodor olsanız ne olursanız olun cebinizde isterseniz evreni satın alacak paranız olsun. Şu painiteyi gideceksiniz geminizde kendiniz Selene James ablaya vereceksiniz. Ben de bunu size göstermek için, birebir gösterebilmek için bu bölümü Selene Jean'e ayırdım. Evet, şimdi buraya geldiğim zaman yapmış oldu bu sisteme geldiğimde hangi sisteme geldik? Şöyle onu da göstereyim. Galaxy Map'tan. Delkar'a geldim. Burası benim kendi üretim yaptığım yani halkalardan üretim yapıp painite çıkardığım yer. Tabi aradan zaman geçti, bir hayli zaman geçti. Hala var mıdır bilmiyorum. Şu halka Delkar 7'den çıkartmıştım. Metalik bakın ve rock. Metalik kısmı bizim ihtiyacımız olan şey. Biraz helyum ve hidrojen var. Ve pristine olma özelliği yani çok bozulmamış. Yeterince hala üzerinde çalışılmamış bir yer. Gördüğüm kadarıyla çok fazla yine bir işlem yapılmamış. Pristine olması özelliğine bakacak olursam. Buraya geleceğiz. Delkar 7 şu halkaların içinden birisine, bir yere ve bu işlemimizi gerçekleştireceğiz. Painite bulma işlemimizi. Ben buraya geldiğim zaman bakayım neyle gelmiştim? ASP Explorer ile gelmiştim. Ve tabi aynı şekilde şimdiki olan Python'umu. Ben halkalarda Python ile bu işlemi yapıyorum. Çünkü şu burun kısmı kısa olduğu için burun ne de manevraları sağ ve sola dönüşler çok hızlı oluyor. Herhangi bir şekilde çok hızlı olması beni daha rahatlattığı için ben Python aldım. Siz bir başka gemi de alabilirsiniz. Size bakayım burada ne varmış. 7 tane gemi var. Ha, burada da Python varmış. Transporter evet. Teybe Transporter 420 ton kargo kapasitesi 128 içeride bunları 5A yapacak olursanız iyi bir rakam tutabilirsiniz bakayım ben kullanmadım ama sizler bunu da kullanabilirsiniz burada var bakayım geri kalanı o kadar önemli değil işinize yaramaz ben gemimi buraya getirdim. Ve gemimin iç dizaynını şimdi size söyleyeceğim. Hardpoint'e giriyoruz.
Şunlara Mi klaser alacağız. Burada Mi klaserler eskiden sadece asteroid kuşakların asteroidleri şurada asteroid nerede iş yapımı rafineri için parçalama olarak satılıyordu. Gemiye ayrıca savaş içinde takılabildiğini gördüm. Bu turret yapılmış. Mesela turret. Bakın şurada turret. Mi klaser 1 turret ve Mi klaser FX ateş etme formu. Demek ki artık Mi klaserlerde de savaşabiliyoruz. Tabi bize şu anda ihtiyaç olan şu. Bir tane alıyorum. Evet geldi. Bir tane daha alıyorum. Nerede o? Bu. Evet. Ardı sıra Kore'miz 7A power plant'ımız 5E frame shift drive. Ben normalde o frame shift'i 5A diye ASP Explorer'ünkine takıyorum. Ama herhangi bir diğer sıçrama yapmayacağımız için bu 959L'ye işte yeterli de artar bile. Power distribütör aynı şekilde. Burası ile ilgili bir işlem yapmayacağız. Option'a geçelim. Şimdi bize gerekli olan neydi? Rafineri yapmamız gerekiyor. Burada rafineri var. Bakalım. Şuradan ben en büyük olanı seçtiğim için şunu seçtiğimden en büyük olan en üstte duruyor. 2A direkt pat diye burada duruyor. Diğerleri küçülüyor. 2A rafineri bana yeterli değil. Ben daha önceden buraya gelirken depomda bulunan rafinerimi de çağırmıştım. Şurada 4A rafineri 10 odacık diyeyim 10 bölümden kaynaklanıyor. Bunu gemimize transfer edeceğim. Nereye edelim? Bir dakika neydi o? 4A rafineri değil mi? 4A ise şu 3A full scope'un yerine alalım. Çünkü full scope'a da ihtiyacımız yok. Ondan sonra ne vardı? Collector Limpet. Yine aynı şekilde bu sistemde yani şu anki bulunduğum istasyonda Collector Limpet yok. Var da ha yok. Collector Limpet olarak yok. Şöyle göstereyim. Diyelim ki şunu Collector Limpet alalım. Hatch yani gemilerin kapaklarını açıp kargoyu atan full yakıt transfer eden ve kayalarda yapışıp kaya minerallerinin içindeki bir şeyleri nasıl desem ne varsa size önceden gösterip onu daha da çoğaltan prospektik limpet var. Bunu da şeyde kullanabilirsiniz halkalarda. Ben kullanmayı istemiyorum çünkü ayrıca onun için yer koyacağım bir sürü falan yani. İşin macerasını daha iyi çok seviyorum. Kullanan kişi daha verimli olduğunu söylüyor. Siz de kullanabilirsiniz istiyorsanız. Hani bunu aktif ettiğiniz zaman gidiyor kayaya yapışıyor. Ve kayanın içerisinde ne var ne yok sömürüyor desem yeridir. Siz orayı parçalıyorsunuz ve o içeriği çıkıncaya kadar hepsini alıyorsunuz. Ama bu oradan düşüyor, yok oluyor, parçalanıyor. Ne diyordum? Ha, storet. Ben 5A Collector Limpet'im zaten Storem'de vardı. Bu standart duran bir şeyim olduğu için onu da buraya alıyorum. Bakalım. 64, 64 kargolarımız tamam. Collector Limpet'imiz tamam. Refinerimiz tamam. Hard point'imiz tamam. Buralara herhangi bir şey gerek yok. Savaşacak ya da herhangi kendinizi korumayı düşünüyorsanız
Siz bilirsiniz. Yine bir şeyler koyabilirsiniz. Çıkalım. Hemen aktif edelim. Bize uyarıda bulunuyor. Diyor ki limpetlerinizi aktif edin diyor. Bir diyelim. Mink laserlerimizi şöyle iki diyelim. Şuraya alalım. Ondan sonra acaba şunu biri buraya alalım. Bunu iptal edelim. Çıkalım. Advent chic diyelim. Restroke limpet kontrol alacağız. Alalım. Şimdi 224 tonumuz diyelim. Bunu bir 100 ton alalım. 100 ton alalım. Bir 124 ton da burada kalsın. Çıkalım. Hemen haritamızdan şuradaki yeri işaretleyelim ve yola çıkalım. Bir şeyi unuttuk mu? İnşallah unutmamışızdır diyelim. Burada şurada Restoration Extraction yine Hazard Restoration yine Restoration Stehink bunlar üretim yapılan noktalar, üretim yapılan yerler. Tabi buralarda Vandetlerin çok yoğun olduğunu biliyoruz. Ben şurada bakın bir şurada iki ve üç diye burada bir harita çizmişler ama şu kısım bakın şu kısım boş. Ben kendim boş olan kısmın tam şu noktasına halkaların en orta kısmına doğru gidiyorum. Ve en son çıkan şu bu gezegenden yani şuradan patladın olduğunu düşünelim. Patlamış olduğunu düşünelim. Bu halkalar oradan geldiğini düşünelim. En son gelenler burada en az üretilmiş olanlar olarak düşünüyorum. Ve ilk sefer haricinde bazı karakol federasyonları gelip seni kontrol ediyorlar. Tabii şansına Vandet olan da düşüyor. O zaman bir üst uzaya çıkacağız. Tekrar oyuna başlayacağız. İlk seferinde eğer bir Vandet size bulaşmazsa, yani sizi keşfetmezse, hiç problem olmadan saatlerce burada ürün çıkartabiliyorsunuz. Bakalım, şurada yoğunluk fazla. Şu halkada şuraya giriş yapabiliriz. Evet. İşte gördüğünüz kayalarımız bunlar. Büyük küçük demeden çok fazla dönenlere fazla bulaşmayın. Çünkü limpetleriniz parçalanıyor. Olabildiğince az dönenler, hatta hiç dönmeyenleri bulun. Ben öyle yapıyorum çünkü. Önce kendim yapıyorum, sonra yaptığım şeyi size söylüyorum. Yaptığım şu kaya az hareket ediyor. Gerçi onu siz vurduğunuz zaman da kaya hareket etmeye başlıyor. Duralım. Mink laserimizi çıkartalım. Bakalım. Evet.
Home tuşuyla kargomuzu açıyoruz. Şurada bakın inverterimizde limpetlerimiz orada duruyor. Rafinerimiz ve 10 adet boş yerimiz de burada hazır bir durumda. Şu anda scanner'da 2-3 tane gemi görüyorum. Bana yakın bir şekilde duruyorlar. Ve büyük olasılıkla gelip beni tarayacaklar. Ama onlar haricinde gelen olmayacaktır. Taradıkları zaman tabii ki bakacağız. Eğer ateş açarlarsa evet taradı. Duruyoruz bakalım. Şimdi eliniz Escape tuşunda durması lazım. Kargo yok, boş diyor. Kargosu yok diyor. Temiz diyor. Eğer onları tarayacak olursanız yine aynı şekilde size kafayı takıyorlar ve rahat bırakmıyorlar. İkinci tarıyor. Off Blue diyor. Sen diyor. Do you follow my living? Bekliyorsunuz bu şekilde. Bu hadise her zaman gerçekleşmiyor ama gerçekleşeceği tuttu. Siz görün diye. Bakın şuradalar. Bunlardan birisi üretim yapabilen olabilir. Değilmiş, savaşçıymış. Bir kargom olmadığı için, benim üzerimde bir ganimet göremedikleri için gidiyorlar. Bakın uzaklaşıyorlar. Gördüğüm kadarıyla beni rahat bırakacaklar gibi. Neyse yaklaşıyorum. Ben yavaş yavaş işime bakayım. Painite bulmak için geldim buraya. Ha, bulabilir miyim bilmiyorum. Size nasıl olduğunu da göstermek istiyorum. Bakın, weak laserler ışıldadı, parıldadığı zaman ateş mevziğine girdiği anlamına geliyor. Bir limpet dışarı çıkardık ve ateş ediyoruz. Tek bir noktaya da tabi silahlarınızı aktif edin. Aynı şekilde. İleride bir savaş çıktı. Evet. Bize bulaşmazlar inşallah. Bakalım neler çıkıyor şu anda. Palladium indite. Palladium indite çoğunluktaymış bu kayada. Hazır gelmişken çıkartalım bir şeyler. Bu kadar çıkıyormuş, başka çıkmıyor. Bir limpet daha çıkaralım. Bir tane daha çıkartalım. Üç tane limpet çıkarttık ve bakın burada rafineri oluyor. Şu kargoda da tamamlandığı zaman gözükecek. Şu anda hala rafineri aldı. Paladyum ve şey aldı. Bakın. Sabit durursanız limpetleriniz parçalanma riski çok az olur. Ve gemiye girme, evet, rafineri full. Şu anda rafineri full. Bir ünitemiz şurada bakın. Paladyum 2 ton. Şu anda rafineri olmuş halde. Paladyum 3. rafineri oldu. Bakalım. Evet, 3 ton oldu. Paladyum değerli bir. Şimdi mesela şu mücevher oluyor. Yani bu paladyumu da götürüp sattığınız zaman Selene cins için bir mücevher oluyor. Evet, şu anda
Dışarıda başka bir şey kalmadı diyor. Şuraya gidelim. Limpetlerimiz hemen altımızda bizi takip ediyor. Ve dediğim gibi olabildiğince hareketsiz kaya parçalarına gidin. Asteroid parçalarına gidin. Yaklaştığınız zaman mesafeyi iyi kollayın. Kayaya çarpmayın. Sonra şu alt kısımlar mesela şu kısmı ya da şu kısımlara tek bir yerine yaklaşın mesela evet. Neden? Parçalar aşağı doğru düşeceği için yani bize göre aşağıya düşeceği için uzayda yer aşağı alt üst diye bir şey yoktur. Bakın şimdi aşağı doğru düşüyor. Bak, görüyorsunuz. Hani kolektör limpetlerimizin kayaya çarpıp parçalanma riskleri sıfıra iniyor, azalıyor. Bu yüzden bu şekilde yapın. Tek bir noktaya ateş etmeniz de aynı anlama geliyor. Bakalım burada ne varmış? Platinyum. Evet, platinyum. Ve indite. Alalım onları da. Bakın Painite, bakın Painite, 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 Painite. Sabırlı olursanız yapmış olduğunuz işlemler sonrasında Painite'ye rahatlıkla ulaşırsınız. Zaten çok zor bulunan bir mineral olduğu için iki tane Bonite, Painite mesela. Bakalım. Evet. Painite 95. Rafinerimizde bir ton painitemiz var. Şurada. Fiyatı da güzel bir fiyatı var. Madencilik biraz yorucu bir iştir. Bakın, painite, 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 painite. Bir painite dergahının içerisindeyiz. Hemen bakalım rafinerimize.
Biraz sabırlı olduğunuz zaman Painite bulma şansınız burada fazla. Başka çıkan bir şey yok. Bu kadar çıkıyor. Bakalım. Üç ton payını temiz oldu. Bizden 10 ton payını istenmişti. Rafineriniz dolduğu zaman bu şekilde rafinerinizi boşaltmazsanız eğer mesela ne diyelim indite boşaltalım, galite boşaltalım, bermeti boşaltalım, osmiyum boşaltalım, indite boşaltalım. Rafinerinizi boşaltmayı unutmayın. Eğer boşaltmazsanız şiştiği zaman yani dolduğu zaman herhangi bir diğer sizin işinize yarayacak şeyleri de ürünleri de almıyorlar. Bakın bu kaya parçasında painiteler tekrardan mevcut olduğu için alıyorum. Sabırla arayacaksınız, denk getireceksiniz ve böylece toplayacaksınız. Bakalım. Painite 6 ton. Ne yapıyoruz? Selene cinsimiz bizden 10 ton painite istemişti. Bakayım yaklaşık 2 saatlik, 1,5-2 saatlik bir süre içerisinde 6 tonluk payıniteyi buldum. Size payınitenin hemen hemen nasıl bulunacağını, nasıl bulmanız gerektiğini gösterdim. 7 ton 3 tonluk bir şey daha kaldı. Ben şu anda saat 9 gibi başladıysam bu işe şu anda saat 11'e çeyrek var. Tabi hep başında durup da bununla uğraşmadım. Başka işlerle de uğraştım. Bunu durdurup yani bunun başından kalkıp başka işlerle uğraştım. Eğer sıkı bir çalışma yapacak olursanız ve sadece painiteye odaklanacak olursanız ben şu anda diğer
şeylere de odaklandım. Onları da biraz topladım. Hatta şimdi bu videoyu bitireceğim. Bitirdikten sonra aynı şekilde payinite diyorum. Ne onun ismi? Kolektörüm. 63 tane kolektör limpetim var. Bu 63 kolektör limpetim bitinceye kadar yeniden kaynak toplayacağım ve onları satmayı düşünüyorum. Çoğu kişi bu işten keyif almıyor ama ben bu işten çok keyif alan bir insanım. Ve Anaconda'nın manevrası da çok hoşuma gittiği için en küçük noktalara ve en hızlı bir şekilde manevra yaptığım için keyif aldığımı söyleyebilirim. O yüzden şimdilik şurada durayım. Bir dakika durayım. Evet, durduktan sonra size tekrar Selene James ablamızı göstereyim. Şu Cook'ta 10 ton, 7 ton zaten buldum, gördünüz. 2-2,5 saat süre içerisinde ki yani bunun çoğunu da bunun başında geçirmedim. Gideceksiniz Selena ablamıza, güzel bir kadın. 10 ünite payiniteyi verdikten sonra Hull Rain, Formage ve Armor'umuzu aktif hale getirecek. Ve tabi meşhur bir şekilde size ihtiyaçlarını söyleyecek. Neye ihtiyacı olduğunu. Ve ondan sonra bu ihtiyaçları toplamayla uğraşacaksınız. Uğraşacağız. Bakalım sonraki videolar nasıl olacak. Şimdilik ikinci mühendislerle ilgili olan ikinci videom da burada son buldu. Tekrar görüşmek üzere. Saat 12 gibi finalde payinite 11 ton. Zor bulunan bir ürün olduğu için ancak toplayabildim. Tabi diğerleriyle birlikte.